Geliyor. Herkese merhaba. Evet, bugün yine çok güzel, en sevdiğimiz video ile birlikteyiz. Bu da Makyaj Magazini videomuz. O yüzden tabii ki de sizler için hemen şöyle birazcık kenara geçiyorum ki yerimiz açılsın. Bakalım yeni ürünlerden birazcık bahsedelim. İlginç şeyler var arasında. O zaman ürünlere geçmeden önce de hatırlatmak istiyorum. Abone olmayı, beğeni bırakmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Tamamdır o zaman. Tam 20 tane yeni ürünle veya haberle birlikteyiz. Bakalım hangilerini beğeneceğiz. O zaman hemen telefonumu alayım, notlarımı alayım. Hazırız. İlk ürünümüz Too Faced'den geliyor. Too Faced cruelty free bir marka ve Lip Injection diye bir kalınlaştırıcı, plumping denilen dudak ürünü çıkarmış. Daha böyle gloss yapıda. Renkleri çok şirin duruyor. Hani tatları da bayağı iyi duruyor burada gördüğüm kadarıyla. Neymiş? Creamsicle Tickle, Yummy Bear, Blueberry Buzz, Cotton Candy Kisses diye 4 tane renk, tat, hangisini isterseniz. Böyle bayağı tatlı bir seri. Yani Too Faced uğraştığı zaman güzel, eğlenceli şeyler çıkarıyor. Yavaş yavaş tekrar hoşuma gitmeye başladı. Ha, dürüst olayım, ben alır mıyım? Almam. Çünkü bu plumping ürünleri kullanmıyorum. Şahsen bir işe yaradığını da düşünmüyorum. Hani böyle sürüp belki anında... Bilmiyorum, böyle ilk baktığınızda hafif bir büyüme olmuş gibi görünüyor ama ondan sonra ya sanki bir şey olmuyormuş gibi. Yani açıkçası bu ürünü ben almazdım. Ha, eminim ki şu Blueberry Buzz olanın tadı çok iyidir. Sırf onun tadına bakmak için alabilirdim ama ya saçma bir mantık bu. O yüzden maalesef ki bunu geçiyorum. O zaman sıradaki ürünümüze gelelim ve bu da Wet n Wild'dan geliyor. Yine cruelty free bir marka ve Pride serisi çıkarmış. Yani yine gökkuşağından oluşan bir palet. Ya bilmiyorum, artık beni sıktı. Neredeyse 4-5 senedir bu Pride ayı gelirken Haziran'daydı değil mi? Ya bütün markalar Pride koleksiyonu çıkartıyor ve hepsi gökkuşağı. Tamam, hani ilkinde güzeldi, ikincisinde güzeldi, üçüncüsünde de tamam ama artık yani bir insanın kaç tane gökkuşağı paleti veya ürünü olabilir? Ve yani yine dürüstçe konuşmam gerekirse bu paletlerle olduğu gibi bir görüntü çıkarmak zor. Hani böyle bir kenarda gökkuşağı renkleri olsa, bir kenarda da daha doğal renkler olsa yine anlayacağım mantığını. Ama yani gökkuşağı renkleriyle gökkuşağı makyajından başka bir şey yapılamıyor. O yüzden artık bunları gereksiz buluyorum. Hani ilk Pride koleksiyonu Wet n Wild'dan geldi ama eminim ki bir sonraki makyaj magazinin videosuna doğru, böyle yani Haziran'a doğru daha fazla gökkuşağı paletleri ve ürünleri görmeye başlayacağız. Neyse. Ya özetle sıktı, alır mıyım, almam. Yani bilmiyorum, siz ne diyorsunuz? Benim düşüncelerim bu şekilde. O zaman hemen buna geçip 3. ürünümüze gelelim. Bu ürün değil, haber diyeyim. The Outset diye bir marka. Daha önceden de bahsetmiştim bununla. Scarlett Johansson'ın skincare markası. Sonunda çıktı, ürünleri de çıktı. Ayrıca belirtmem gerekirse cruelty free bir marka. Neyse ki yeni markalar artık böyle çıkıyor. Bu konuda hani ünlülerin makyaj veya skincare çıkarması konusundaki bakış açımı biliyorsunuz. Limitli kişileri beğeniyorum. Hani Rihanna, Fenty, Selena Gomez, Rare Beauty ve Halsey'nin About Face isimli olan markalarını beğeniyorum. Çünkü hepsinin arkasında da bir mantık yatıyordu ama onun haricinde yani diğer markalar sırf çıkarmış olmak için çıkarıyor gibime geliyor. Bu da yine onlardan biri. Hatta bu haberle ilgili alt aşağıda yorumları okurken biri çok güzel bir yorum yapmıştı. Bilmiyorum siz katılır mısınız ama ben %1500 katıldım. Böyle ürünleri çıkartıyorlar. Ondan sonra sanki Scarlett Johansson 40 senedir hani bu markayı kullanıyor da cildi o yüzden böyle pürüzsüz bilmem neymiş gibi. Bir de bir şey takılıyorlar, yani anlayabilmiş değilim. Bilmiyorum, bana çok sahte geliyor. Ha, kötü müdür? Tabii ki de değildir. Yani koskoca Scarlett Johansson'ın adını kötü olan bir markanın üzerine bastırmaz veya reklam yüzü olmaz. Ama yani dediğim gibi ön yargılıyım bu konularda. Ama bir yandan da şöyle düşünüyorum. Atıyorum kafadan, siz bir üreticisiniz, bir krem çıkarmak istiyorsunuz bilmem ne. Yeteri kadar maddi imkanınız da var. Ama kendiniz hani The Outset diye bir marka çıkarsanız
3500 tane marka var. Yani kim gelip bunu alacak? Çok zor. O kadar marka arasından sıyrılmak çok zor. Eğer para varsa bir ünlüyle anlaşılıp böyle birkaç step çok rahatlıkla atlanabilir. Yani ticari açıdan belki mantıklı, ya belki değil mantıklı. Marka açısından mantıklı ama benim gibi de çok insan var. Böyle görünce itilen ama eminim ki benden daha fazla, benim gibi düşünenden daha fazla da Scarlett Johansson'ın markası diye merak edip deneyecek insanlar da olacaktır. Yani böyle. Yani düşüncem bu şekilde. Arada kalıyorum diyebileceğim bir şey yok. Yani Scarlett Johansson'ın çok skincare falan umrunda olduğunu da zannetmiyorum. Mesela hani grup markası olan Gwyneth Paltrow, kadın sağlıklı şeyler bilmem ne, cartı şununla bunda kafayı yemiş durumda. O bile full bir skincare markası çıkarsa gerçekten anlayacağım ve bir mantık yürüteceğim. Ama ya böyle öylesine bir Hollywood yıldızı çıkartınca hele bilmiyorum, daha da garip geliyor. Neyse, düşüncelerim bu şekilde. O zaman dördüncü ürünümüz ise Off-White markasından geliyor. Bu henüz cruelty free mi değil mi belli değil ama Off-White'da makyaj ürünleri çıkarmaya başlayacakmış. Makyaj, kozmetik vesaire, güzellik ürünleri diyeyim. İlk ürünü de parfüm. Hani Off-White güzel bir marka, sevdiğimiz bir marka. Değişik bir kapta da bir parfümle işe girişmiş, başlamış. Yani bilmiyorum, eminim ki kapları güzel olacaktır ama böyle kıyafet, çanta, ayakkabı vesaire böyle çok popüler markalar da makyaja girince pek başarılı olduğunu düşünmüyorum. Hani bunu da bu kadar net konuştum, büyük ihtimalle tükürdüğümü de yalayabilirim. Çünkü bu kadar net konuşunca hep beni bir rezil eden bir şey oluyor. Neyse. Bu da böyle bir haber. Beşinci ürünümüze geldik ve Yves Saint Laurent'den geliyor. Var olan bir parfümün yeni versiyonu çıkmış diyelim ki çok severek kullandığım bir parfümdü. Hani bunun orijinal serisini. Adını söylemiyorum hani fotoğrafından anlayın. Çünkü olduğu gibi Fransızca ve kendimi bu kadar rezil edemeyeceğim. Neyse onun yeni serisi. Normalde evet çiçeksi bir koku ama orijinalini yine kullanabiliyordum. Fakat bu yeni versiyonun notalarına falan baktım. Çok ama çok daha çiçeksi geldi. Hani böyle çiçek benim sevdiğim tatlı çiçekten de değil. O yüzden no diyorum. Ve Yves Saint Laurent'de merak ediyorsanız maalesef ki cruelty free bir marka değil. Ya evet, 6. ürünümüze geldik. Bu da yine Too Faced'ten geliyor. Cruelty free bir marka. Bu makyaj magazininde bayağı Too Faced olacak. Çünkü böyle bombalamışlar bu ay anlaşılan. Neyse, Too Faced'imiz Fluff and Hold diye bildiğiniz kaç sabitleme jeli çıkartıyor. Yani neredeyse her marka çıkardı. Fakat bunu beğendim. Neden derseniz hem çok verimli, yani her türlü kaşı sabitlemek için kullanabileceğiniz fırçalar var gördüğünüz üzere. Ve maskara tübünde. Yani ben şu yuvarlak kaptan böyle hani tereyağı alırmış gibi alma şeyinden gerçekten hiç hoşlanmıyorum. Ve genellikle fazla geliyor. Elimin ayarı yok. Zaten biliyorsunuz pek sevmiyorum da. Ama eğer bu ürün gerçekten böyle güzel tutuyorsa, tutacaksa bakın bunu denemek isterim. Çünkü hem o pislik çıkmıyor. Ya ondan sonra ne bileyim o yuvarlak şey böyle kalıyor. Kenarda sürdüğünüz şey kalıyor. Üzerinde toz yapışıyor. Tam bir pis yani, rezillik. Neyse. Özetle beğendim. Hani fırçalarının her türlü fırçayı da içine katmalarını da beğendim. Bence güzel bir ürün olacakmış gibi. Tabii ama bir çıksın, bir yorumları görelim. Ondan sonra ona göre belki alırız, belki almayız. Yani ben de açıkçası kaşlarımı sabitlemek istiyorum. Tamam bu yeni moda fluffy brows falan istemiyorum ama benim kaşlarım inanılmaz oynak. Yani hayatımdaki herkes deniz bir kaşlarını düzelt falan der o derece. Eğer bu sabitleyecekse gerçekten buna okeyim yani. Body shop'ı satıp buna geçebilirim. Bu şekilde. O zaman sıradaki ürünümüze geçelim ve NYX'ten geliyor. NYX de cruelty free bir marka. Ve Butter Gloss'un ki biliyorsunuz eğer hele bir de bu rujları decolor ettiğim videoyu izlediyseniz, izlemediyseniz kesin izleyin. Bir tanesinde 20 tane ruj bırakıyorum yani kendimle gurur duydum. Neyse, NYX'in bu Butter serisine bayılıyorum. Hani bütün rujlarına, glosslarına vesaire. Ve bunu görünce çok şaşırdım. Nasıl şeffaf gloss olmaz diye şeffaf gloss çıkarmışlar. Yani eminim ki çok güzeldir. Dediğim gibi NYX'in bu serisi zaten güzel. Butter Gloss serisinin şeffaf versiyonu. Kabı da olduğu gibi şeffaf. O da güzel olmuş. Ya seviyorum. Şeffaf kaplara da bir ayrıca torpil geçiyorum o. Ayrı bir konu da.
Yani bence güzel bir üründür diye düşünüyorum. O zaman 9'a geldik ve L'Oreal'den geliyor. L'Oreal'in Infallible serisinden bronzerlar çıkmış. Yani güzel bir seri diyebileceğim bir şey yok ama cruelty free bir marka değil. O yüzden almayı düşünmüyorum. Ama eğer hani alacak olsaydım bir denenebilirdi. Çünkü L'Oreal'in Infallible serisinde bence kötü olan hiçbir ürün yok. Hele zaten pudrası bütün dünyada çok meşhur. Fondötenlerini insanlar çok beğeniyorlar vesaire. Güzel bir seri. Neden olmasın? Eğer bazı böyle markaya çok aşk duyan insanlar var. Hani full L'Oreal kullanıyorum bilmem ne gibisinden. Denenebilir ama ben dener miyim? No. Ve 10. ürünümüze geldik. Bu da yine NYX'ten geliyor. Pardon, NYX'leri ayırdım. Dediğim gibi cruelty free bir marka ve Wonder Stick serisine. Sanki bu çıkmamış mıydı ya bronzer? Neyse, çıkmamış herhalde. Hem bronzer contour stick hem de allık stick çıkmış. Yani biliyorsunuz bunlar bayağı kullanışlı oluyor. Ama uyarayım, içinde gerçekten çok ama çok az ürün oluyor. Fakat yani kullanmak istiyorsanız neden olmasın, bayağı pratik. Böyle çuk 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 diye hemen çizip geçiyorsunuz. Sadece bunun allık versiyonu olması bana saçma geldi. Hatta ilk gördüğümde zannettim ki ruj. Ha yani ruj benim için hala daha mantıklıydı. Çünkü bir şey alıp hani iki rujunuz olmuş oluyordu. Böyle biri nude, biri pembe veya biri nude, biri kırmızı. Öyle güzel kombinasyon olabilirdi. Ama hayır, bunlar allıkmış. Allık olması bence mantıksız. Çünkü allığı çok daha fazla sürüyoruz ve yani bu şu kadarcık falan bir ürün çıkıyor genellikle bunların içerisinden. Bilmiyorum artık kaç kullanmalık dayanacak böyle bir ürün. Ve allık sürmek için de yine kısıtlı bir şey. Yani ucunun küçük olduğunu düşün. Ya fark etmez. Her şekilde sürülür. Ama demek istediğim o değil. Zaten bu çok küçük bir ürün. Allık da bol bol sürülen bir şey. Yani o yüzden böyle çift taraflı bir stick allık çıkartılması ya benim için mantıklı değildi. Yani yine illaki alacak olsaydım bunlardan belki bronzer ve contour stick'ini alırdım ama dediğim gibi allık no, saçma. Ama gerçek hayata gelecek olursak ikisini de tabii ki de almayacağım. Gerekli mi? Gereksiz. Yani illaki krem bir contour stick vesaire istiyorsam hani Golden Rose'un şöyle öküz gibi hep bahsettiğim favorim olan böyle koyu renkli fondötenini aynı şekilde kullanabilirim. Veya bir sürü markanın artık krem ürünü var. Ya buna gelene kadar alacağım çok şey var özetle. O zaman ben bayağı karıştırdım ya. Şimdi mi 10. ürüne geldik? Neyse 10. ürüne geldik diyelim. Huda Beauty'den geliyor ve Color Block isimli 2 tane palet çıkarmış. Yani kabı falan çok şirin. Diyecek bir şey yok. Biri daha böyle yeşiller, turkuazlar. Diğeri de hani turunculu, morlu bir şey. İkisinin de renkleri çok güzel. Ama yani ben mantığı anlamadım. Şöyle bir tane far görüyorum. Hani çift renkli. Tamam olabilir. Hadi farklı bir şey yapmışsınız. Bir de güya cake liner diye böyle küçük bir kare koymuşlar. Güya onu ıslatıp eyeliner yapabiliyorsunuz. Yani bütün farları ıslatıp eyeliner yapabiliyoruz. Bu böyle çok inovatif bir şeymiş gibi. Bunu böyle sundular da reklamlarında falan. Yani bilemiyorum. Bana bayağı saçma geldi. Buradaki her türlü fara zaten ben onu yapabilirim. Ve o şekilde eyeliner kullan. Hatta şu anda gözümde kullandığım eyeliner da kahverengi far. Islatılmış. Özetle yani eğlenceli renkler gerekli mi? Gereksiz. Zaten çok fazla kombinasyon yapılabilecek bir şey de değil. Şirin ama beğenmedim diyorum ve pas geçiyorum. Neyse, sıradaki ürünümüze gelelim ve Yves Saint Laurent'den geliyor. Dediğim gibi cruelty free bir marka değil maalesef ki. Limited Edition Cup'ta Cushion Fondöten çıkartıyor. Yani Yves Saint Laurent bu sıralar, yani konuşamadım, buna taktı diyecektim ki Dior'la birlikte taktıklarını fark ettim. Biri sürekli kaplarını değiştirerek pudra çıkartıyor. Bu kaplarını değiştirerek cushion fondöten çıkartıyor. Yani evet tabii ki de çok güzel. Böyle sadece 200 dolar falan olmasa. Sallamayayım o kadar değil büyük ihtimalle fiyatı da. Sonuçta saçma bir fiyatı var. Yani hoş duruyor evet ama alır mıyım? Almam. Hele ki cushion fondöteni Yves Saint Laurent'den alır mıyım? Hiç zannetmiyorum. Yani bir Kore, bir Asya markası bir şey alırım. Eğer alacak olursam.
Neyse, bu da böyle. Ve bir lüks markaya daha geçelim o zaman. Tom Ford bir seri çıkarmış işte. Çok güzel duruyor. Gözüme çok hitap ediyor. Hani bütün böyle bu 3 ürünü de almak isterim. Ama tabii ki de almam. Çünkü saçma. Yani bu bizim bildiğiniz 90'lar, hadi 90'lar değil, 2000'lerde mi vardı bu? İşte içi çiçekli veya içi desenli şeffaf rujlar. Ama sürdüğünüzde bildiğiniz pembeye dönen. Yani koskoca Tom Ford ondan çıkarmış. Ve eminim ki yine hayvan gibi fiyatı vardır. Bunun haricinde 100 ürünü, hani pudra 100 ürünü. Diyebileceğim bir şey yok. Almak isteyen alabilir. Kabı falan çok hoş. Yani böyle bir kenarda dursun diyorsanız neden olmasın. Ve bir de parlak body oil çıkarmış. Yani güzel olabilir. Elbette ki bir alıcısı var. Ama o kişi ben değilim. Kabı güzel ama içi boş olan bir ürün serisi diye düşünüyorum. Ve ondan sonra ise 13. ürünümüze geldik. Ve Rode diye bir marka. Cruelty free bir marka ve Hailey Bieber'ın markası. Tam da üstüne geldi. Bilmiyorum takip ediyor musunuz? Her yerde çıktı gerçi, ben de öyle maruz kaldım. Yani bu yaştaki kıza bildiğiniz pıhtı falan atıyor. Kız az daha ölüyormuş. Neyse. Ya merak ediyorsanız YouTube'da kendi video koydu ve ayrıntılarını anlatıyor. Kalbinde delik falan varmış. Onu kapatmışlar. Operasyon geçirmiş. Böyle saçma sapan şeyler. O yüzden birazcık yumuşak davranacağım. Yani yine bir ünlü skincare markası. Ne diyeyim, Scarlett Johansson'ın markası için söylediklerimin aynısı bunun için de geçerli. Hasta Hailey Bieber'cığımızın üzerine çok gitmeyelim. Ve sıradaki ürüne geçelim. MAC. MAC yeni bir ruj serisi çıkarmış. Ve biliyorsunuz MAC'e genellikle yine acımasızca davranıyorum. Ama çok hoşuma gitti. Hem formülü hoşuma gitti. Böyle yine soft matte tarzı bilmem ne. Fakat asıl hoşuma giden şey kabı. Bu sırada lütfen siz de aşağı kesinlikle yazın. Hani bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Benim en sevdiğim ruj kabı bu şekilde. Hani böyle ince, uzun olanlar. Çünkü hani uzun cüzdanımın içine de koyabiliyorum. Veya da benim günlük hayatta kullandığım çantaları görseniz, böyle hani kağıt gibi bir şey yani. Hani onların içine koyduğunuzda da asla o hani kapatınca böyle ruj dışarıdan blup diye görünüyor ya çantadan. Onları falan yapmıyor. Yani bilmiyorum, hem böyle kibar duruyor, hem her çantaya sığıyor. Ya beğendiğim bir kap şekli ve güzel de bir formül. MAC'in ruju zaten. MAC'in rujları dünyaca meşhur. Tabii ki de kötü değildir. Ha, ben maalesef ki almayacağım. Çünkü cruelty free bir marka değil. Ama bence güzel bir ruj serisi olmuş MAC için. Değişik bir kap olmuş yani, biliyorsunuz. MAC'in kapları da böyle ikoniktir, bellidir. Yani gördüğünüzde ha bu MAC kapı dersiniz. O yüzden bu kadar farklı bir kap çıkarmaları beğendim. Yani siz de bu sırada dediğim gibi yazmayı unutmayın. Hani beğendiğiniz veya tercih ettiğiniz ruj kapları var. Ben öyle çok ilginç bir şey duymuştum mesela bir tanıdığımdan. Kozmetikte yuvarlak ürünleri tercih ediyorum dedi. Böyle mesela fondöten kabı kare şeklinde falan diyelim. Hoşlanmıyorum veya ruj kabı kare şeklinde hoşlanmıyorum dedi. Çok ilgincime gitmişti. Yani insanların ilginç tercihleri olabiliyor. O yüzden sizinkini de merak ediyorum. Aşağı yorumlarda bekliyorum. Ay, yorulduk. Sıradaki ürünümüze bakalım. Bu da KVD'den geliyor. Cruelty free bir marka ve göz kalemi çıkarmışlar. Biliyorsunuz KVD vegan, cruelty free vesaire bir sürü bir şeyler. Yani KVD'nin ürünleri güzel diyebileceğim bir şey yok. Ha, benim için şu anda gerek var mı? Yok ama bence hoş bir seri çıkarmışlar. Bana kalsa, kalemlerim bitti, ne alırdım dersek. Bu baştan üçüncü bir kırmızılı bir renk var. Onu kesinlikle alırdım. Onun yanında böyle çok güzel sıcak bir kahve var. Onu da alırdım. Bir de sondan üçüncü böyle güzel bir şey, gri. O dağıtınca da çok hoş olur. Eyeliner şeklinde de çok hoş olur. Yani bu renkleri almak isterdim. Kahverengi gözlüyseniz şu parlament mavisi var ya, öf yani. Çok iyi duracaktır. Eğer kahverengi gözlü olsam o rengi de almak isterdim. Yani evet, özetle beğendik. Ha, benim için gerek var mı? Yok. Ama siz Sephora'dan bir göz kalemi falan istiyorsanız denenebilir. Yani asla kötü olacağını zannetmiyorum. Evet, 16. ünlümüze geldik. Bu da Hermes'ten geliyor. Yani Hermes'in makyaj ürünleri gerçekten beni benden alıyor. Neyse.
cruelty free bir marka değil. Ve lip oil çıkarmışlar. Tamamıyla bir saçmalık. Şu anda fiyatını hatırlamıyorum ama durun bir dakika, sizin için bakacağım. Yazmışlar mı? $55 lip oil, yani bu sadece dudak yağı. Ve günümüzde yani çok meşhur. Evet, bu sıralar böyle dudak yağları vesaire bilmem çok meşhur. Ama $55, emin olun hani dünyanın en zengin insanı bile bunu almayacaktır. Tamamıyla bir saçmalık. Ya onda birine geçsin, böyle %1'i fiyatına falan çok daha güzel lip oiller vardır diye düşünüyorum. Yani özetle saçmalamışlar. Hayır, kabı da. Ya bildiğiniz Çin'den 0.01 sente getirilen bir kap. Bari böyle şey olsa, hani Hermes'e aldım. Bak ne kadar hoş duruyor. Hani böyle bazı ürünler olur ya, çantadan çıkartınca aa o neymiş dersin bir bak. Öyle bir şey de değil yani, ben $55 bunu neyine vereyim? Neyse, saçmalık. O yüzden geçiyorum. Ve 17. ürüne geliyorum. Elf maalesef ki Türkiye'den çekildi ama şirin bir koleksiyon, bahsetmek istedim. Cruelty free bir marka. Elf ve Dunkin' Donuts bir işbirliği yapmış. Ah ah, Dunkin' Donuts, onu da çok severdim. O da gitti Türkiye'den. Seneler oldu. Neyse. Yani bakıldığında, dışarıdan bakıldığında çok eğlenceli bir koleksiyon. Ha böyle zoomlayıp içine girdiğimizde saçma sapan renkleri olan bir koleksiyon. Ya özet şimdiden diyeyim, almazdım asla. Fakat deneyenlerin hani yorumlarını vesaire gördüm. Böyle çoğu dudak ürünü ne bileyim kahve tadında, yok karamel tadında bilmem ne. Yani o açıdan güzel bir şey yapmışlar. Ha, saçma sapan donut şeklinde bir de sünger çıkarmışlar. O gerçekten bayağı verimsiz ama hani koleksiyon parçası olarak bakılacak diyelim bunlara. Hani o açıdan bakarsak güzel, şirin bir koleksiyon. Gerek var mı? Asla yok. Ve evet, 18. ürünümüz Maybelline'den geliyor. Maalesef ki cruelty free bir marka değil. Sadece Japonya'ya özel veya da şimdilik Japonya'da, sonra belki Amerika'ya, sonra Türkiye'ye, bilmiyorum bir yerlere gelir ama ilk Japonya için çıkarılan bir ürün. Ya var olan ürünleri yine zaten Maybelline de böyle çok yapıyor. Pikachu Collection çıkarmış ama ya bakın, Pokemon'u çok severim. Bende yeri ayrıdır. Ama bunun Pikachu ile neyle ne alakası var? Ya Maybelline'in o şu farları çok meşhurdur. Ama en kötü kombinasyon falan seçilmiş. Ya bari bir sarı koysaydınız, bilmiyorum. Anlamadım yani. Ya var olan öyle sarılı bir palet vardı. Onun üzerine Pikachu resmi yapıştırsalar çok daha mantıklı olabilirdi. Yani saçma sapan, yine boşa gitmiş bir koleksiyon. Bence üzücü. Paleti görmüşken de söylemek istiyorum. Nedense bir türlü Türkiye'ye gelmediler. Gelirlerse eğer çok güzel paletler. Hani neyse ki önceden almıştım. Ya yani şimdi olsa cruelty free olmadığı için alamam da. Neyse, gelirse bir göz atın. Gerçekten çok pratik ve hoş renkleri olan, pigmentasyon da olan paletler. Ama bildiğiniz paletin aynısını, aynı şekillerini ve neredeyse aynı renklerini pastel markası da çıkarmış. Yani istiyorsanız bir göz atabilirsiniz. Pigmentasyonuyla ilgili hiç ama hiçbir fikrim yok. Sadece aynı kabı görünce şok geçirdim. Yani direkt ilk önce dedim, aa Maybelline'in şeyleri mi gelmişti? Sonra baktım, no pastel. Neyse, bu da böyle bir anı. Ya evet, son iki ünlümüze geldik. 19'dayız. Ve bu da Catrice markasından geliyor. Catrice Türkiye'de Rossmann'larda satılıyor diye biliyorum. Lütfen yanlışsam düzeltin. Yeni bir Disney koleksiyonu getireceklermiş. Gördüğünüz gibi kaplar. Anladığım kadarıyla böyle birkaç tane palet gelecek artık. Büyük ihtimalle büyük bir far paleti, küçük bir far paleti, yüz paleti bilmem ne. Hani içeriğinin ne olduğu henüz belli değil. Ama şirin, böyle old school Disney karakterlerini görüyorum üzerinde. Böyle eğlenceli bir şeyler olabilir. Ve evet, sonuncu yani 20. ürünümüze geldik. Ve yine Too Faced'den geliyor. Bu zamana kadar kaçırdıysanız tekrar hatırlatıyorum. Cruelty free bir marka. Ve Better Than Chocolate Collection diye bir koleksiyon çıkartıyor. Yani klasik Too Faced'in patlama sebebi olan bildiğiniz Chocolate Bar'ın yine gelişmiş versiyonu diyeyim. Normalde ben bu palet tarzlarına çok kızıyordum. Yani Too Faced'e çok kızıyordum. Yani birincisi Nikki Tutorials'ı kazıkladıkları için, ikincisi hep aynı ürünü çıkartıp farklı bir şeymiş gibi kakaladıkları için. Ondan sonra bakış açımı değiştirdim birazcık. Dedim ki, hani ben de makyaja ilk başladığım, Too Faced'i ilk aldığım zamanı hatırlıyorum.
galiba ikinci paletimdi yani hayatımdaki ve o kadar verimliydi ki böyle makyaja yeni başlayan biri için hem kabı çok eğlenceli, hem kokusu çok güzel, hem de verimli yine herkesin, her cilt renginin, her göz renginin kullanabileceği farklı renkler de var. Ama genellikle natürel renklerinde bol olduğu bir palet. Yani bu şekilde hani palet evet dediğim gibi çok güzel. Bence tam yeni işte makyaja başlayan birine hediye almak ya da çok bazı insanların makyaj umurunda değil dediğim gibi bir paletle bitene kadar ömür geçiriyorlar. Yani öyle bir insana da hediye edilebilecek hoş bir palet çıkmış. Onun haricinde yine nude renklerinde rujları var. Ve bir de güzel kahverengi bir eyeliner çıkmış bu koleksiyonda. Yani sadece böyle uyduruk bir fotoğraf var. Umarım nettir. Çünkü bir videodan fotoğrafını çektim. Ama eminim ki böyle Boğa içindeki başka bir makyaj magazini videosunda doğru düzgün bir fotoğrafını görürüz. Ya evet tamamdır o zaman. Şöyle biraz daha ortaya kayayım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Bence çok güzel, çok eğlenceli ürünler de var. Haberler de var. Verimli bir makyaj magazini geçirdiğimizi düşünüyorum. O zaman tamamdır. Artık videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.